Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün kayınvalidemle birlikte, kayınvalidem de kendisi burada, Omoni alışveriş merkezine gidiyoruz. Bizim ocağımız değişti, eve gidince size gösteririm. Induction'la değiştirdik. O yüzden hiçbir tavamız, tenceremiz uyum sağlamıyor. Biz de birlikte tencere tava almaya gidiyoruz. Mina'ya babası ve kayınbabam bakıyor evde. Size şimdi nasıl alacağımızı falan göstereceğim işte. Neyse hadi gidelim oraya. Bugün hafta sonu olduğu için gördüğünüz üzere şöyle sokaklar inanılmaz derecede dolu ve biz de bir yerlere giderken bayağı zorlanıyoruz sırf bu yüzden. O sebepten ötürü size yolda video çekemedim. Çekemiyorum istesem de çünkü sağımdan solumdan insanlar geçiyor ve çarpıyorlar sürekli. Çok rahatsız oldum o yüzden. Şimdi yeraltı çarşısından geçiyoruz. Az önce gördüğünüz yerde yatan adam dilenciydi. Kore'de bizimki gibi Allah rızası için demiyorlar, böyle yatıp bekliyorlar. Diğer insanlar da önüne para koyuyor. Burası aynı Kayseri'deki yeraltı çarşısına benziyor. Şurada da fotoğraf çekinebileceğiniz bir yer var böyle. Arkadaşlar bu merdivenler müzikli merdiven. Şimdi ötmüyor ama yani normalde ötmesi lazım. Duyuyorsunuz mu? Duyuyorsunuz mu? Hah. Evet, alışveriş merkezine geldik. Şuradan yukarı çıkacağız sanırım. Kayınvalidemin en sevdiği marka. Bize böyle parfümlü gül verdiler. Çok güzel. Şimdi tencere bakıyoruz. Şunu kayınvalidemle ikimiz çok beğendik. Ama biraz daha gezeceğiz ve karar vereceğiz ona göre. Az önce şundan aldık. Böyle bu dörtlü setin aynısından aldık. Farklı bir şeye karar verecektik ama fiyatlar gerçekten çok uçuktu ve bize acil bir şey lazımdı. O yüzden de o renkleri aldık. Gerçi o renk de çok tatlıydı bence. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi bir tane de wok tava dediklerinden alacağız. Böyle yuvarlak. Oraya gidiyoruz şimdi. Bir de böyle 3 tane tava aldık. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir de şu küçükten aldık. Evet, böyle elimize poşetleri tutuşturdular. Evet, kayınvalidem bana kıyafet aldı arkadaşlar. Eve gidince size göstereceğim. Bakın. Evet, alışverişimiz bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gidince size aldıklarımı tek tek göstereceğim. Öyle işte. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Bugün bana bir sürü kıyafet aldığı için kayınvalideme de teşekkür ediyoruz buradan. Hadi gidelim. Şimdi pazarın içinden eve doğru gidiyoruz. Burada mandular var, mandu. Bunlar işte geleneksel atıştırmalıklardan. Burada da var. Kurutulmuş balıklar ve yemeklerin içine tat versin diye attıkları odunlardan var. Bugün günlerden pazar olunca çok fazla insan var sokakta. Ben de bunun eşyaları eve bıraktıktan sonra Mina'yı alacağım. Biraz beraber parka gideriz. Onu oynatırım, enerjisini tüketiriz. Sonra da eve gideriz. Belki bu vlog, durun kendimi göstereyim size az. Belki bu vlog 2 günlük bir vlog olabilir. Belki yarını da devam ettiririm. Çünkü alışveriş merkezine gittiğimizde burayı çekemezsiniz, şurayı çekemezsiniz falan filan yaptılar. Çok canım sıkıldı, hiç hoşuma gitmedi. O yüzden de böyle bir karar aldım. A few moments later. Evet, hava çok güzel olduğu için Mina'yı da aldım. Şimdi bir kafeye gidiyoruz. Biraz orada oturup kahvemizi içeceğiz, sütümüzü içeceğiz. Daha sonra da geleceğiz. Parkta birazcık oyun oynayacağız. Gördüğünüz üzere hava çok sıcak ve güzel. Miao neredeymiş anneciğim? Bugünümüzü de böyle dolu dolu geçiriyoruz. Bir de dönüşte bir markete uğrayıp dondurma alacağım. Bugün dondurmalı irmik helvası yapmayı düşünüyorum. Uzun zamandır canım çekiyordu. Güzel olur diye düşündüm. Hem eşim, kayınvalidem ve kayınbabam daha önce hiç denemedi. Onlara da denettirmek istiyorum. Bakalım, inşallah beğenirler. Güzel olur. Ay çok heyecanlandım. Mina da annem he. Evet Allah. Göster hadi, bunu göster. Bak de pororo de. Çevir. Bak böyle. Çeçen. Bunu açalım. Ay açılmıyor. Al anneciğim, bu senin. Çançani mogo. Kafeden çıktık. Şöyle birkaç tane yüz maskesi aldım. Şimdi de markete gidiyoruz dondurma almak için. İnşallah bugün market açıktır. Çünkü Kore'de bir hafta marketler pazar günleri çalışıyor. Bir hafta çalışmıyor. Bunun sebebi de diğer esnafın, küçük esnafın iş yapabilmesi için. O yüzden de tam bilmiyorum bugün açık mı kapalı mı. Gidip göreceğiz. Market zaten hemen şu yolun sonunda. Mina da burada. Evet, bugün market açıkmış şansımıza. Hemen dondurma reyonuna doğru gidiyorum. Dondurmamızı aldıktan sonra direkt eve bırakıp Mina ile parka gideceğiz. Dondurmamızı Mina taşıyor. Dondurma. Dondurma. Donduya. Ay çok soğuk. Ay çok soğuk. Ay çok soğuk. Şimdi parka gidiyoruz. Bisikletimizi de yanımıza aldık. Git anneciğim hadi parka. Biliyor vallahi yerini ha, iyice öğrenmiş. Hadi gidelim anneciğim. Hay diyor bir de. Hay. Çık bakalım merdivenlerden tek başına. Hadi göster. Nasıl çıkıyorsun? Çık anneciğim. Bas hadi. 1-2-1-2. Tut oradan. Evet. Aferin sana. Çık yukarı. Çık yukarı. Çık çık çık. Aferin sana. Başardı. Başardı. Otur. Güzelce otur. Gel hadi. Gel 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 gel. Hop, aferin sana. Anne ben. Şimdi size dediğim irmik helvasını yapmaya başlıyorum. Ben de internetten bakarak yapıyorum arkadaşlar. Çünkü hayatımda hiç yapmadım. 2 su bardağı şeker, sütün içine 1,5 su bardağı şeker koydum. Bunu bu şekilde karıştırıyorum. İlk önce bu bitsin diye düşündüm. Çünkü daha sonra elim ayağım birbirine dolaşır, yapamam diye. Benim annem un helvası yaparken de bunu çok yaptırırdı bana. O yüzden bu işte iyiyim. Neyse. Karıştırıyoruz. Tereyağını alarak eritelim. Üzerine 2 su bardağı irmik ilave edip orta ateşte karıştırarak 3 dakika kavuralım. Şimdi 2 yemek kaşığı tereyağını koydum. Bu şekilde eritiyorum. Daha sonra 2 su bardağı irmik koyacağız. Ondan sonra onunla birazcık kavuracağız. Rengi istediğimiz kıvama gelene kadar. Sonra da sütünü ekleyip o şekilde halledecekmişiz. Heyecanla sonucu bekliyorum. Dondurmalı irmik helvası yapacağım. Daha sonra içine dondurma falan koyacağız. O kısımları da gösteririm. Sonra da bizimkilere denettireceğim. Bakalım beğenecekler mi? 얘 이거 뭐냐? 앞에 앞치마. Vallahi kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunun koyulaşması gerekiyor iyice sanırım. Ben bunu iyice böyle koyulaşana kadar kavuracağım böyle minik minik. Çünkü hiç bilmiyorum. Un helvasının yapılışını çok gördüm ama bizim evde irmik helvası hiç yapılmıyordu. Ben o yüzden ilk kez yapıyorum hayatımda. Ne zamandır canım çekiyordu açıkçası. Hep dışarıda yedim. O yüzden de kendim bir deneyeyim dedim hazır evde irmik varken. Bakalım nasıl olacak. Böyle kavurmaya devam ediyorum. Rengi bayağı bir döndü arkadaşlar. Azıcık daha kavurduktan sonra sütünü ekleyeceğim. Oraları çekemeyeceğim çünkü her an her yere dökebilirim diye birazcık korkuyorum. Bakar mısınız? Ocağın üstü zaten battı iyice. Şimdi sütünü de koydum arkadaşlar. Böyle karıştırıyorum. Birazcık çeksin, ondan sonra herhalde olacak yani. Tarifte öyle diyor. Allah, elim yandı. Tarifte öyle diyor. Acaba sütü fazla mı oldu ya? Durun bakalım, deneysel çalışmalar yapıyorum. Olmazsa üzüleceğim yalnız. Neyse, herhalde olmadığını bizimkiler çok anlamaz diye düşünüyorum. Yerler diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, bu kadar yaptım. Şimdi üzerine tencere kapağını kapatıp bekleyeceğim. Sonra da servise hazır olacak inşallah. Hadi bakalım, şunu da içine serecekmişiz. Hazır aklımdayken bugün size kayınvalidemin bana aldığı cicileri göstereyim. Giyineyim üstüme diye düşündüm. Şimdi bunu giyindikten sonra size kombinimi göstereceğim. Evet, kayınvalidemle bugün seçtiğimiz kıyafet bu. Çoraplarımı yamar boyacıcıma. Böyle bir süveter aldık. Altına da böyle beli lastikli bir pantolon aldık. Şuna bakın ya. Yerim yerim. Aşkım ya, bu çocuk benim ya. Ay. İşte böyle cicilerimi nasıl, beğendiniz mi? Bence çok güzel oldu. Gakum. Hop yap hadi, hop 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 hop. Aferin sana, aferin benim kızıma. İşte irmik helvam böyle bir şey oldu. Tadına bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar, yaptığım tatlıyı herkes çok beğendi. Hatta sonuna kadar yedik, bitirdik. Ama kayınbabam ve kayınvalidem çok fazla yorgun oldukları için video çekmeyi söylemedim onlara. Çekmek istemedim. Çünkü ben yorgun olsam ve biri beni böyle zorla çekiyor gibi olsa benim de hoşuma gitmezdi. Bana hayır demeyeceklerini bildiğim için de hiç zorlamadım. O yüzden de sadece size sonuçlarını söylüyorum. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Cildimi temizleyip maske yapacağım. Sonra da uyuyacağız. Bu arada gel Mina. Mina da bıcı bıcı yaptı. Değil mi anneciğim? Hı-hı. Öpücük at bir tane. Gece yatmadan önce en sevdiğim kısım yüzümdeki makyajı çıkarma kısmı arkadaşlar. Saçlarımı toparlayayım. Bugünün artık yavaş yavaş sonuna geldik. Saçlarımı topladım. İlk önce göz makyajımı çıkarmam gerekiyor. O yüzden böyle göz makyajı çıkartıcı suyumu kullanacağım. Böyle minik pamuklarım var tabii ki. Şöyle birazcık beklettikten sonra bu şekilde silerek bütün gözümdeki makyajı çıkartıyorum. Eğer makyajı çıkarmazsam ertesi gün gözlerimin altı şu anda olduğu gibi siyah siyah oluyor. Ve bu da çok hoşuma gitmediği için bu şekilde İlk önce göz makyajından kurtuluyorum. Daha sonra bu aralar kullanmaktan çok memnun olduğum bir ürünümü kullanacağım. Foreo Luna Mini 3'ü kullanıyorum. Cilt makyajımı temizlerken gerçekten çok işime yarıyor. Cildimi yumuşacık yaptığı için de çok memnunum. Hatta siyah noktalarımda ciddi bir azalma görmeye başladı. Foreo Luna Mini 3 sayesinde oldu. Evet, cildimi yağladıktan sonra tekrar ürünümü yıkadım, Foreo'yu ve üzerine bu benim köpük cilt temizleme köpüğüm oluyor. Böyle köpük formunda şu şekilde üzerine sıkıyorum. Ürünü ıslattım arkadaşlar. Çünkü yüzümde yağ var ve bu yağı güzelce çıkarmasını istiyorum. Tekrar tuşuna basınca Görüyor musunuz bilmiyorum ama titremeye başladı bile. Sonra tekrardan bu şekilde yüzümü köpüklüyorum. Evet, şu anda yüzümü duruladım. Bakar mısınız yumuşacık, yani size bu hissi gerçekten şu anda ekrandan dokunmanızı ve bir böyle bir dokunmanızı isterdim yani yüzüme. O kadar yumuşak oldu ki. Çok yumuşak hem de. Tabii bakımımız burada bitmedi. Gece yatmadan önce bir de maske yapacağım. Onu da size göstermek istiyorum ama onu göstermeden önce Foreo'nun Luna Mini 3'ünü kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Sebebi de çok uzun ömürlü bir ürün ve hemen suya tuttuğunuz anda tertemiz oluyor ve bir sonraki kullanımınıza hazır oluyor. Bir kere şarj ettikten sonra da 400 kullanıma kadar kullanabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir şey. O yüzden bekleyin. Hemen dişlerimi fırçalıyorum ve maske yapmaya gidiyoruz. Evet, yüzümü yıkadım. Nasıl parladığını görebiliyorsunuz. Gerçekten ışıltı derken yalan değilmiş. Burada her zamanki kullandığım Clinique'in toniği var. Onunla yüzümü toniklemem gerekiyor. Allah, toniklemem gerekiyor. Ama toniğimin sonunu kullanıyorum şu anda arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bir ara çok şikayet ediyordum. İşte siliyorum hala yüzümden makyaj çıkıyor diye. Şimdi size göstereceğim, bakın. Şimdi size göstereceğim ve şok olacaksınız. Bugün fondöten bile sürmüştüm. Ve bembeyaz. Hiçbir şey çıkmadı. Yani yüzüm o kadar güzel temizlenmiş ki. Gördüğünüz üzere. Şimdi toniğimi güzelce sürdükten sonra yatmadan önce bir maske yapmak istiyorum. Çünkü bu aralar daha doğrusu yatmadan önce bir maske yapmak istiyorum. Çünkü yüzüm derinlemesine temizlendiği için neme ihtiyacı var şu anda ve nemi de böyle maskelerden karşılıyorum. Hemen açalım. Bu sefer Beyond'un bu maskesini kullanıyorum. Geçen kullandığım maskesi kolajenliydi ve o çok yağlı olduğu için şu anda minik bir sivilce yaptı ama o sivilce de hemen söndü. Bende maske koklama şeyisi çıktı. Direkt açar açmaz bir kokusuna bakıyorum nasılmış diye. Çünkü bir kere ginsengli bir maske yaptım ve oda koktu, her yer koktu, yüzüm koktu, sonra midem bulandı. Böyle bir şeyler yaşadım, o yüzden maskemizi de yapalım. Evet, maskemin 10 dakikası doldu. Kore maskelerinde böyle bu şey olunca bunu yıkamıyorsunuz arkadaşlar. Bu serum işimize yarayan bir serum. Gördüğünüz gibi cildim bütün serumu yedi ve bugünlük cilt bakımı turum bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Artık Mina ile birlikte uyku saatimiz geldi. Hadi anneciğim yatağa. Tırman anneciğim yatağa. Tırman. Tırman. Küçücük papucu. Çık anneciğim yukarı. Çık. Çık. Aferin sana. Git yat hadi ileri. Hah, git yat. Uzan bakalım. Aferin benim kızıma. Hadi bay bay yap kameraya. Yarın görüşürüz de. Bay bay. Kanalımıza abone olun. Görüşürüz. Öpücük bir de. Ma. Curi. Bu sizin için yönlendirici bir direktif tarzında bir şey olabilir. Gerçekten çok memnunum. Hatırlıyor musunuz bir ara videolarımda Foreo duy sesimi ediyordum ve sonunda minnağıma kavuştum. Neyse, çok uzattım bu lafı. Bu maskeyi de bir 10 dakika sonra falan çıkarıp daha sonra artık videoyu kapatacağım. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.